Benimse yeterli parayı biriktirdikten sonra Amerika'ya tüymek. Mümkünse Jane'le tanışmak ve evlenmek. İki erkek çocuğum olsun istiyorum. Michael ve Jackson. Jackson küçük. Tam hayallerimiz askıda mı kalacak acaba diye düşündüğümüz günlerden geçerken... O sabah çalan kapı zili hayatımızı komple değiştirdi. Kuzen Volki Amerika'ya gitmiş, benim hayalimi yaşamış ve dönmüştü. Geldi yine tipini siktiğim. New York'ta bir sevgilim vardı. Bugüne kadarki en uzun ilişki. Kız 1.95. Adı Kate. Adı Kate. Ne oldu? Öldü mü Allah rahmet eylesin? Daha beter Kerolok. Kız bana aşık oldu. Bir kadının başına gelebilecek en kötü şey... ...hayatı boyunca unutamayacağı bir erkeğe aşık olmak. Boring. Ya he kuzen he. Ulan hapse düşsen ayakçın Brad Pitt olur he. Bir hayal kurdum. Dedim ki kendi kendime. O ki Amerika'ya gideceksin. Fena bir hayat yaşayacaksın. Ve bir sürü de manitan olacak. Oldu. Lan sen hayal kurmadın be. Hayal kurmadın oğlum sen. Sen hayal hırsızısın lan. O hayaller benimdi ya. Sen benim hayallerimi çaldın lan. Ne yapayım be kuzen? Güzel hayal gördün mü? Kayıtsız kalamıyorum. Neyse. Burada mevzu zaten ben değilim. Siz ikinizsiniz. Volki, sen ruh hastası mısın kardeşim? Sen niye anlatıyorsun bunları bize? Ayrıca ne anlatıyorsun bize? Onu da anlamadık. Bu kadar spor yeter. Daha yolumsuzum. Buyurun. Mahalleyi de hiç özlememişim ha. O böyle uzatma. Bak dükkanı boş bıraktım zaten. Bırak dükkanı mükkanı. Birlikte çok acayip işler yapacağız. Para içinde banyo yaptıracağım size. Yani yine sizin başınızı belaya sokacağım diyorsun. Başınıza talih kuşu konduracağım diyorum. Takip edin kankanız. Geceleri trollük yaparak hayallerinize asla ulaşamazsınız. Ben sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için Tanrı tarafından gönderildim. Ne diyorsun oğlum lan? Ne trollüyor ya? Kimi kandırıyorsun Bayram? 24 saat ikinizin de bilgisayarlarını takipteyim. Nasıl oğlum? Eğer gerçekten Amerika'ya yüksek lisans yapmaya gittiğimi düşünüyorsanız... ...Kuzen Volki'yi asla tanımamışsınızdır. Soruyorum artık. Neyi? Niye gittin lan? Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Teknoloji geliştikçe teknolojik suçlar da ilerliyor. Ben de işin menbaından öğrenmeyi... Benim hayat felsefem, ben yapmazsam zaten bir başkası yapar lafını benimsemiş bir felsefedir. O yüzden hiç merak etmeyin. Hepinizi kurtaracağım. Lan oğlum bunun polisi var, adaleti var. Biz kim köpeğiz ya? Biz dolandırıcı falan olamayız. Bırak bu götünü yiyeyim ayaklarını Kero. Aklını kullan aklını. Yoksa siktin senin mahalleden çıkamazsınız. Ya kuzen bir dakika oğlum, bir dakika ya. Lan bizim kafamız durdu. Çok hızlı gelişiyor oğlum her şey. Mevzunun kendisi hızlı zaten oğlum. Hem düşünecek neyiniz var? Sen tamirci de çıraksın, diğeriniz peynirci. Geceleri trollük yaparak zengin mi olacaksınız? Ben... Sizin içinizdeki şeytanın sesiyim. İlla ki takip edeceksiniz. Hayatınızı değiştireceğim. Haklıydı. O binadan içeri girdiğimiz andan itibaren hayatımız değişecekti. We'll be right back.
Kat 1. Tırnakçılar. Sen işi organize ediyorsun. Sen de çağırıyorsun. Kapkaç. Masraflarımızı çıkarmak için sıcak para manasına geliyor. Sokaklar çok önemli. Halkı koklarsın. Kokusunu alamadığın bir yemeği yemenin bünyeye hiçbir faydası yoktur. İndire Gandhi yapılan bütün ganimet teknik takibe takılmasın diye merkeze gelmeden el değiştirir. İnsanların umutlarını ele geçiriyoruz. Zaaflarından girip cüzdanlarından çıkıyoruz. Evet, 5000. ürün satıldı. Tamam tamam, eğlence sonra. Şimdi siteyi kapatıyoruz. Hadi toplan. Saçlarımı belime kadar uzatacağım Nazmiye. Saçlarımdan çekip hayvanım diye bağıracaksın bana Nazmiye. Cinsel hayatımızla uzaya çıkan ilk Türk biz olacağız Nazmiye. İnan bana tarihe geçeceğiz ya. Yani arkadaşlar sizin anlayacağınız adı kelliye çözüm ya da şişmanlığa son olsun fark etmez. İnsanların umudundan içeri hortumu bağladın mı cüzdanlarında iktidar olursun. Olamam siz yapmayın şerefsizler. Beni. Oğlum nasıl bir tezgah lan bu? Bayram gel gidelim oğlum. Polis basar. Ben peynirci adamım. Benim ne işim var lan burada? Kuzen. Bırak artık şu tırsma oylarını ha? Ya ha? Biraz rahat olun. Relax. Oğlum ki sen nereden girdin gene bizim hayatımıza? Yine başladı böyle riskler, stresler, patlamalar, çatlamalar. Ne ayaksın oğlum sen? Kime neyin havasını atıyorsun lan sen? Ne oluyor sana ya? He? Of, yıllar içinde ne değişmişsin? Kültürel turumuz daha bitmedi. Hı? Müziğe odaklanalım. Hı? Gel bakalım. Alo. Teyzeciğim hayırlı günler. Hayırlı günler evladım. Şimdi size söyleyeceklerimi sakin bir şekilde panik yapmadan dinleyin. Ben terörle mücadeleden emniyet müdürü Güven Dürüstoğlu. Dolandıracağın insanıyla konuşurken ses tonun ve seçtiğin isim çok önemlidir. Banka hesabınız terör örgütü tarafından ele geçirildi. Ne? Allah onların belasını versin. Kurbanın bilinçaltına ince ince mesajı bırakıp sana güvenmesini sağlayacaksın. Ha, güven çok önemli. Kızım, benim hesaptaki bütün parayı şu hesaba aktarır mısın? Hayırdır teyzeciğim, para mı aklıyorsun? Zevzek zevzek konuşma be. Vatan millet meselesi var bu işin içinde. Evde kalmışsın herhalde. Maşallah çenene vurmuş. Ne oldu şimdi buna? Teyzeciğim kendisi daha dün evlilik arifesindeyken damat tarafından bizzat terk edildi. Aman iyi yapmış. Sen olsan kendine bu kızı alır mısın oğlum? Almam mı be teyzeciğim? 3 yıldır şuradan yan yana oturuyoruz dönüp bir bakmıyor bile. Eğer bu banka şubesine bir daha gelirsen mezarıma tükürsünler. Al şu kağıdı. Hesaptaki bütün parayı buna aktar. Kimliğini alabilir miyim teyzeciğim? Tabii. Tabii zahmet olmazsa.
bitti. Geriye sadece minicik bir problem kalıyordu. Tahsilat için bankaya gitmek. Evet beyler. Buraya kadar geldik. Artık buradan sonra vazgeçmek yok. Eğer vazgeçmeyecekseniz şimdi vazgeçmeyin. Işıkların arasında şimdi vazgeçin yok mu? Ah, maalesef. Ya kanka... Vallahi ben bir yükselmedim değil. Kuzen. Ne demek yükseldim ya? Oğlum adam ballandıra ballandıra bizi yağlı kazağa oturtmaya çalışıyor. Saf mısın sen? E safım tabii Kerem. Safım abi. Ben vur ensesini al ekmeğini bir insanım. Bilmiyor musun kardeşim? Canım benim. Kerem mızıkçılık yapıyorsun ama. Şşş kuzen. Kerem'in üstüne gitme bak. Karışma sen, ben kendi cevabımı kendim veririm. Ya siz ne kadar uzattınız ya? Siz ne kadar korkak adamlarmışsınız ya? Erkek olun biraz erkek. Ya şimdi böyle söyleyince de insan gaza geliyor ama. Hayır sakın. Kerem niye gaza geliyorsun kardeşim? Gözünü seveceğim ya. Lan sabahtan beri seni caydırmaya çalışan benim. Ben mi gaza geldim şimdi? Şşt yeter. Çok vakit kaybettik. Bir saniye içinde kararınızı verin.